Araba tamamen dağıldı. Kazayı görenler arabadan yürüyerek çıktığıma inanamadılar. Yaşadığına şükrediyorum. Onsuz ne yapardım bilemiyorum. Kırılan başka bir şey var mı? Hayır, sadece burnum. Anladım. Madem burnum baştan inşa edilecek, doğru tabirimi kullandım bilmiyorum ama yani daha şirin bir şey yapabilirsiniz değil mi? Daha şirin olamaz ki. Siz ona bakmayın. Bir keresinde yüzümde kapı tokmağı gibi bir çıban çıkmıştı. Onu bile şirin bulmuştu. Pardon. Şimdi bir bakalım. Evet. Tamam. Az kaldı. Aha. Evet. Buradan biraz alabiliriz gibi görünüyor. Yani bayağı güzel bir burun yapacaksınız değil mi? Normal estetiğe gelmişim gibi. Evet, normal estetiğe gelmişsiniz gibi. Kendi burnum pek güzel değil. Başka yer almadım dediniz ama kazanın hiçbir yan etkisi olmadı mı? En azından psikolojik olarak. Yo, çok iyiyim. Psikiyatri servisinin onayı var. Tamam. Testlerde bir sorun çıkmazsa bugün ameliyata girebiliriz. Ben saat kaçta yapabileceğimize bakayım. Saat kaçta yapabileceğime bak ve bana bildir. Yani yine ameliyatta yok muyum? Hay Allah. Sorun nedir? Çenesi yeterince açılmıyor. Vokal kartları göremiyorum. Olmuyor. Optik cihazı kullan. Hasta entübe oldu. Şırınga. Burun, burun. Sıkı tutun. Bisturi. Pinset. Rujin. Çok fragil. Çok fazla nedve yara dokusu var. Kanaması çok arttı. Bu kadar kan olmamalıydı. Ha, psikiyatri servisi mi? Hacer Gezgin'e bakan doktora bağlar mısınız? Aslan Bey görüşecek. Sizin işiniz nedir? Bir hastanın yalan söyleyip söylemediğini nasıl anlamazsınız? Hayır, kaza falan geçirmemiş. Kim bilir ne sebeple yalan söyledi. Bu kadının ruh sağlığının yerinde olduğundan şüpheliyim. Bu bir kez daha tekrar olursa kurula rapor verirsiniz. Aslan Bey, kaza olmadığını nasıl anladınız?
Bir trafik kazasında burun o hale gelecek şekilde başını çarpıyorsan başka hiçbir yere almaman imkansızdır. Biraz heyecanlıyım. Nasıl oldu çok merak ediyorum. Burnunuzu o hale ne getirmişti merak ediyorum. Korkunç durumdaydı. Söyledim ya, araba kazası. Hacer Hanım, bir psikoloğu kandırmak mümkün olabilir. Ama bir cerrahı burnunuzun içini açtığımı düşünürsek... Ne fark eder ki? Ha araba kazası ha başka bir şey. Şanslı olmasanız fark ederdi. Teşhis yanlış olursa tedavi ölümcül olabilir. Neden yalan söylediniz? Gerçeği söyleyemem. Birini korumaya mı çalışıyorsunuz Hacer Hanım? Mesela eşinizi. Nasılsın canım? O ne? Onu dövdükten sonra çıkışına hediyeyle gelmeniz büyük incelik doğrusu. Söyledin mi? Doktor bey. Ne olacak şimdi? Karınız şikayetçi olmaya karar verirse durum polise intikal edecek. Burunu nasıl o hale getirdiniz? Çekiçle. Sizi şikayet etmeyeceğinden çok eminsiniz. Kocasından dayak yiyen pek çok kadın var Hacer Hanım. Ama bunu kadermiş gibi kabullenmeyin. Ben kocamı seviyorum. Sizi böyle döven birine duyduğunuz şey sevgi olamaz. Şikayetçi olmayacağım. Hastaneden çıkmak istiyorum. Psikiyatri servisi bir gün müşahede altında kalmanızı istiyor. Psikiyatriye ihtiyacım yok benim. Evet, kocam burnuma çekiçle vurdu ama şikayetçi olmayacağım. Çünkü bunu yapmasını ben istedim. Sigorta estetik ameliyatları karşılamıyor. Ve ben de o burunla daha fazla yaşayamazdım. Estetik ameliyat olmak için burnunuzu çekiçle kırdırdınız mı? Siz de bunu yaptınız mı? Biz birbirimiz için her şeyi yaparız. Bizi şikayet edecek misiniz? Ameliyat raporunu sigortaya estetik amaçlı olarak bildirdim. Dolayısıyla bunu ödemek zorunda kalacaksınız. Ve bunu isteyen karınız bile olsa burnunu kırdığınızı polise bildirmemiz gerekiyor. Ben sadece güzel bir burun istemiştim. Evet. Bunun için göze aldığınız bedel inanılmaz. Ve bunu rapor etmeyeceğiz. Tabii eğer psikiyatri terapisine başlarsanız. Bakın, biz deli değiliz. Sadece estetik ameliyata parası yetmeyen orta halli... Psikopatlarsınız. Vatandaşlarız. Tercih sizin. Ya psikiyatri, ya polis. Psikiyatri alt kattaydı değil mi?